İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve yine O'na gideceğiz. Varacağımız yer orası. Son yolculuğumuzun başladığı adresler, mezarlıklar. Konya şehir merkezinde hala defin işlemlerinin yapıldığı çok sayıda tarihi mezarlık var. Selçuklu'dan günümüze binlerce, on binlerce insanın meftun olduğu Üçler Mezarlığı, bin yıllık bir tarihin sessiz şahidi durumunda. Üçler Mezarlığı hala ülkemizin en büyük mezarlıkları arasında yer alıyor. Adını Mevlana Türbesi'ne bakan kapısında bulunan üç taş sandık adını alan Üçler Mezarlığı, Konya'nın en çok ziyaret edilen adreslerinden biri. Konya mezarlıkları içinde bulundurduğu önemli isimlerle ve efsanelere konu olan hikayeleriyle ziyaretçilerin uğrak mekanları haline geliyor. İşte onlardan bir tanesi de içinde bulunmuş olduğumuz Üçler Mezarlığı. Peki üçlerin adı nereden geliyor? Üçler Buhara erleri diyoruz. Ta Buhara'dan kalkmışlar, Mevlana'yı ziyaret için Konya'ya gelmişler. Üç kişi, üçler diyoruz. Buhara hak erleri Mevlana'yı ziyarete Buhara'dan kalkıp gelmişler. Kale kapısına geldiklerinde yüzü peçeli, şeyh şeklinde şeyhi andıran bir zat, sizin yeriniz burası, Hazreti Mevlana'nın bulunduğu yer der ve onları misafir olacağı yere doğru götürür. Götürürken yüzündeki peçeyi açtığında görürler ki bunlara daha önce Horasan'da Konya'ya gitmelerini tavsiye eden şeyhleri olduğunu görür. Ahmet, Mahmut ve Muhammed isimli bu üç zat vasiyette bulunurlar ve buraya defnedilmesi istenir. Buraya defnedildiği söylenir. Anadolu'nun İslamlaştırılması amacıyla Malazgirt zaferinden sonra Konya'ya gelen 3 Horasan erenine ait olduğuna inanılan 3 sanduka, mezarlığa girenlerin Fatiha okumak için uğradıkları ilk durak. Namazı burada kılacağız. Allah mani olmasa cuma günü buradayız inşallah. Yani biz devamlı gideriz. Buraya maneviyatı başka. Evet. Buradaki atmosfer, buradaki şey, şuur çok değişik ya. Bu ulemanın yattığı yer bir değişik yani. Her zaman ziyaret ederiz efendim. İnşallah Allah'ım onların şefaatine nail eyler bizi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda yeniden düzenlenen ve adeta bir botanik bahçesini andıran Üçler Mezarlığı'nın isminin Kur'an'da geçmeyen bir veya birkaç peygambere ev sahipliği yaptığı da sıkça anlatılıyor. Üçler'de bilinen rivayetlere göre 360'ın üstünde evliya vardır. Üç tane de peygamber meftundur. Rabbim bizleri bunların şefaatlerine nail eylesin. Hocalar, hacılar, burada hatta bilmem kaç tane peygamber olduğu belirliyor, söyleniyor. Onun için burası maneviyatı başka. Burası başka. Her gülüm, her gülüm kokusu ayrı. Bizim son tespitimize göre 70'in üzerinde son dönemin meşhur şahsiyetlerinin burada mezarları vardır. Ama yüzlerce orada alim ve veli zatın olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü pek çok mezar taşının yazısı silinmiş, onlar tahrip olmuş. Üçler Mezarlığı'nda Konya'nın manevi mimarlarından ve ilim büyüklerinden çok sayıda isim de yer alıyor. Hacı Beyzade Mustafa Kurucu Hoca Efendi ve Sultanul Vaiz'in Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi o isimlerden bazıları. Konya'mızın manevi büyük zatlarının yattığı çok büyük bir feyiz dolu bir kabristandır burası. Geldiğim zaman da maneviyatını hissediyorum. Üzerimden ağırlık alınmış gibi oluyor. Yani onlarla mutlu insan sevdiğiyle buluşmuş gibi oluyor. Allah onların şefaatinden bizi de mahrum etmesin. İşte büyüklerimi buraya getirdim. Onlar görmek istiyorlardı Tahir Büyükörükçü Hoca'yı. Onlarla beraber geldik işte. Manevi bir atmosferin içine giriyorsun. Efendim hep geriye dönüyorsun. İleriden ziyade geriye görmeye çalışıyorsun. Düzenli ve bakımlı Üçler Mezarlığı'nda birçok Mevlevi Üstad'ın mezarı da yer alıyor. Mezar taşlarındaki sarıktan da Mevlevi oldukları anlaşılıyor. İşte onlardan bir tanesi de Konya'nın caddesine ismi verilen Mevlevi Han Şefikcan da Üçler Mezarlığı'nda yatıyor. Mesnevi hikayelerini okudum Şefikcan'ın. Çok anlaşılır düzeyde, çok hoşumuza gitti.
Üçler Mezarlığı'nda yattığını da öğrenince biz Konya'ya sık sık ziyaret ediyoruz, eşim Konyalı olduğu için. Gelelim mezarını ziyaret edelim ve bir dua okuyalım istedik. Bizim onunla ilgili hayatta gördüklerimiz nelerdir, ne değildir. Yani onu anlamaya çalışıyoruz. Orada bütün hocalar, evliyalar, şeyler orada yatır yani. Esas orada sarıklılar belli. Taşların kafası onlar belli. Onlar hocadır, vazifeli taşlarını da yatar zaten. Onun maneviyatı buranın devi başka. Nice tarihi olaya şahitlik eden Üçler Mezarlığı bir dönem Keresteci Şükrü Doruk tarafından satın alınarak belediyeye devredilmiş. Bir dönem Milli Emlak tarafından satılmış, rahmetli Şükrü Doruk bunu alarak belediyeye bağışlamış ve bu mezarlığın bugüne kadar gelmesini sağlamıştır. Konya'da yok olmuş pek çok mezarlık vardır. Bugün yapılan değişik kazılarda bunu çok rahat görmekteyiz. Ortadan kaldırmış mezarlıkların da isimleri yine tarihi kayıtlarımızda bilinmektedir. Şükrü Doruk rahmetli buranın yok olmasını bu şekliyle kurtarmıştır. Kendini rahmetle anıyoruz. (Gülüyor)